Herkese selamlar. Ekonomi ekranına hoş geldiniz. Bugün Sami abi olmadan tek başıma sizlerle beraberim. Bu haftayı birazcık üzücü kapattık endekste 7961 seviyesiyle. Yaklaşık olarak geçtiğimiz haftaya göre %4 üzerinde bir eksi kapanış gerçekleştirdik. Uzun bir zaman sonra endeksteki bu eksi rakam tabii ki herkesi üzdü. Tabii hafta içi de yine ciddi dalgalanmalar olmuştu. Filler tepişti, karıncalar ezildi malumunuz. Ben her zaman olduğu gibi yine küçük yatırımcı penceresinden bakmak istiyorum olaylara. Küçük yatırımcı olarak bu dalgalanmalardan tabii ki etkilenmedik desek doğru olmaz. Etkileniyoruz. Fakat yine de burada sağduyulu kalmak gerektiğini düşünüyorum. Bu tür dalgalanmalarda yatırımcı olarak bizler tabii ki olumsuz etkileniyoruz. Fakat burada bizlerin yapması gereken şey bu fiyat hareketliliğine uyum sağlamak adına, sağlayabilmek adına kısa vadeli alsatlar yapmamak gerektiğini düşünüyorum. Malumunuzdur, geçmişte de çok defa bu tip düşüşler oldu. Bu tip düşüşlerde alsat yapalım derken çok ciddi para kayıpları yaşayanlar da oldu. Geçmişte bunları hepimiz yaşadık. Fakat bizlerin yapması gereken şey her zaman söylediğim gibi uzun vadeli düşünmek. Aslına bakarsanız endekste bu hafta yaşanan kayıplara rağmen endeks hala güçlü. Hem teknik olarak hem de temel olarak güçlü bence. Teknik olarak şöyle güçlü. 20 günlük ortalamaların hala üzerindeyiz. Bu anlamda teknik olarak kısa vadeli sat sinyali dahi oluşmadı bence. Ve aynı zamanda şunu söylemek istiyorum. Hani düne göre değil, birkaç gün önceye göre değil veya önümüzdeki birkaç gün sonraya göre değil de biraz daha olaya geniş bakarsak, Haziran ayından, Temmuz ayından bugüne bakarsak, Haziran ayındayken şunu söyleselerdi bize, endeks Eylül ayında 8.000 seviyesinde olacak deseydik herkes razı olurdu diye tahmin ediyorum. Ve bugün 7.961 seviyesinde kapattık ve birçok insan bu hafta çok ciddi kayıplar yaşamıştır diye düşünüyorum. Fakat işte bunu çok kısa vadeli düşündüğü için yaşamıştır bu kayıpları. Biz anlattığım gibi hem geçmişten bugüne bakarken birazcık geniş pencereden bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Ve önümüzdeki sürece de yine sadece önümüzdeki hafta, önümüzdeki birkaç gün olarak değil de önümüzdeki birkaç ay, birkaç yıl olarak bakarsak endeksin gidişatına daha stabil, daha rahat, daha konforlu bir şekilde borsada bulunabiliriz. Ve bu sayede orta ve uzun vadede daha kazançlı çıkarız diye düşünüyorum. Başta da belirttim ya, ben hep küçük yatırımcı penceresinden bakmak istiyorum olaylara. Ve küçük yatırımcı cümlesi geçtiğinde de her seferinde aklıma rahmetli Nasrullah Aya'nın şu cümlesi aklıma geliyor. Biz küçük yatırımcı mıyız, küçük kumarbaz mıyız? Birazcık ağır bir telaffuz farkındayım biliyorum ama işte bu hareketlere uyum sağlamak adına belki de şu son zamanlarda oluşan birazcık hayatın gerçeklerine aykırı fiyatlamalardaki oluşan o dalgalara kapılarak ederinden, değerinden çok çok daha yüksek fiyatlanan şirketlere ortak olanlar bu geçtiğimiz haftada yaşanan düşüşlerde daha çok canı yandı. Asıl canı yananlar bunlardı. İşte bu tip durumlara maruz kalmamak için de bizlerin yapması gereken şey orta ve uzun vadede bizlere somut bir şey vaat eden, satışlarının artacağını vaat eden, kârlarının artacağını vaat eden uzun vadeli yatırımlar yapan şirketlere gidip bizlerin yatırım yapması gerekiyor. Yoksa şu son zamanlarda oluşan rallide tabii ki çok güzel şirketlerimiz de primler yaptı, çok güzel paralar da kazanıldı. Ama beraberinde gerek yeni halka arzlarla, gerek altı dolu olmayan, temeli çok da sağlam olmayan veyahut da temeli sağlam olsa dahi geldiği fiyat aşaması çok çok ciddi yüksekliklerde olan şirketlere yatırım yapmamak gerekiyor. Daha doğrusu yatırım derken bu buradaki amaç yatırım değil. Ben bu yükselen hisseyi alayım, birkaç gün sonra ben de para kazanayım hevesiyle borsaya girmemek gerektiğini, borsada işlem yapmamak gerektiğini vurgulamak istiyorum. Bizler genelde orta ve uzun vadeli yatırım tercihlerimizi buna göre yaparsak ve endeksteki bu tip küçük dalgalanmaları göz önünde bulundurmaksızın, bunlara takılmaksızın yatırımlarımızı sürdürürsek şirketlerimizin fiyat hareketlerini değil de şirketlerimizin reel işlerini takip edersek zaten uzun vadede, orta vadede kazanmamak sanırım mümkün değildir. Tabii ki bunun aksi görüşünü savunanlar var, yok değil. Türkiye'de uzun vadeli yatırım olmaz, orta vadeli yatırım olmaz şeklinde söylemlerde bulunanlar da var. Fakat ben buna katılmıyorum. Orta ve uzun vadede bizim borsamızın çok daha yükseklerde olması gerektiğini ben düşünüyorum. Çünkü her defasında bu konuşuluyor. Herkes de bunu söylüyor. Bizim işte borsadaki dolar bazlı tepemiz 500 dolar. İşte biz bilmem kaç yılında 500 dolardaydık. O günden bugüne ha şimdi 300 dolar civarındayız. Hala kayıptayız diye söyleniyor. Bunu söyleyenler bunu ortaya atıyor. Fakat ben buna katılmıyorum. Borsaya her başlayan gidip 500 dolardan hisse alıp da bugüne kadar taşımadı o hisselerini. Çok daha düşük seviyeden alanlar da oldu. Ve hala alıyoruz. Ve olayın şu boyutu hiç tartışılmıyor, konuşulmuyor.
Bence Borsa İstanbul'un 300 dolar seviyesi orta ve uzun vade adına gerçekten çok düşük bir seviye. Çünkü neticede biz o 500 dolarları gördüğümüz dönemdeki şirketlerimizle şimdiki şirketlerimiz çok daha farklı. Çok daha büyüdük. Çok çok daha büyüdük. Bir endekste çok ciddi ağırlığı olan şirketlere baktığınızda mali yapıları büyüdü, bilançoları büyüdü, fabrikaları büyüdü, tesisleri büyüdü. Çok ciddi atılımlar yaptık. Bu fabrikalar, bu işletmeler 2013 yılında 500 dolar ile fiyatlanmışsa bugün bu büyük daha da büyümüş olan fabrikaların çok daha yüksek fiyatlara erişmesi gerekiyor bence. Bu yüzden bu tip büyüyen, mali yapısı sağlam, kâr eden, önümüzdeki dönemlerde de kâr etme olasılığı güçlü olan şirketlere bizlerin yatırım yaparak tasarruflarımızı daha iyi bir şekilde büyütme imkanına sahip olabiliriz diye düşünüyorum. O yüzden de endekste bu hafta yaşanan dalgalanmalara kapılmadan bu tip dalgalardan kendimizi korumak adına orta ve uzun vadeli yatırımcı olmak gerektiğini söylemek istiyorum. Tabii ki bu endekste bu hareketler oluşurken birçok gelişme de olmuştur. Birçok gelişme de oldu. Avrupa Merkez Bankası faiz arttırım kararı dendi. İşte önümüzdeki hafta Merkez Bankamızın faiz kararı var. Bu birazcık piyasada stres yaratıyor ki bu konuda aslında piyasada haksız değil. Çünkü neticede 22 Eylül'de sanırım faiz kararı arttırım haberi vardı. Oradaki artık arttırılacak faizler şimdiye kadar Borsa İstanbul tarafında her arttırılan faiz olumlu karşılandı. Çünkü ekonomi artık normalleşiyor. Ekonomi yönetimi artık bağımsız bir şekilde çalışılıyor şeklinde algılandı. Ve Borsa İstanbul bunu hep olumlu algıladı. Fakat artık faiz oranlarındaki gelinen seviye ve artık daha da bu seviyeleri yukarı çıkaracak olması Borsa İstanbul'a birazcık rakip olmaya başladı burası. Bundan sonra katılacak adımlar tabii ki yine bu enflasyon karşısında olacak faiz seviyeleri çok da tatmin edici değildir. Kabul ediyorum. Fakat yine de cezbedici bir oran. Hani şu an %35 civarında bankalarda mevduat faizi varken Merkez Bankası'nın %30-35'lere çıkacak olan faiz oranları bankaların faiz oranlarının da daha artırmasına sebep olacaktır. 45'ler, 50'ler gibi rakamlar artık hani Borsa İstanbul'daki bu faiz artışlarının olumlu algılanmasının önüne geçecek birazcık daha bu tablo olumsuza dönebilir mi ihtimalini göz önünde bulundurmak gerekiyor. Bütün bunları da yine ortaya koyduğumuzda bu artan faizlerin de olumlu etkileyeceği sektörler mutlaka vardır. Şirketler mutlaka vardır. Buna göre tercihlerimizi yaparak önümüzdeki birkaç güne, birkaç haftaya değil, bizler birkaç aya, birkaç yıla planlar yapmamız gerekiyor. Ve ben inanıyorum ki önümüzdeki birkaç ay ve birkaç yıl Borsa İstanbul'un bugünkü seviyelerinden çok daha yukarıda olması gereken seviyeler olarak gerçekleşeceğine ben inanıyorum. Bu yüzden bizlerin küçük yatırımcıların, küçük kumarbazların değil, küçük yatırımcıların orta ve uzun vadeli planlarla yatırımlar yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Ve bugünkü yayınımızı burada sonlandırmak istiyorum. Herkese selamlar ve saygılar sunuyorum. Hoşça kalın.